Evet değerli izleyenler, bugün Beylikdüzü, Beykent'te, Çağdaş, Künefe, Katmer, Baklava'nın yine açılışındayız. Tabii Salih Yüce gerçekten yine yapacağını yaptı. Her ilde, her ilçede muhakkak bir şubesi var. Tabii bugün de birçok sanatçı dostları kendisini yalnız bırakmadı, iş adamları yalnız bırakmadı. Tabii yine ortak görüşünü almak için tabii en büyüğümüz Latif Doğan'a dönelim. Sonra böyle herkesin kısa kısa düşüncelerini alalım. Öncelikle bugün şerefler verdiniz. Çok güzel bir açılış oldu da söylemek istedim. Çok teşekkürler diyorum. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Biz yine bütün sanatçı kadro arkadaşlarımızla açılış sanatçılar. Elma. Sevgili yani, Salih'imizin yanındayız. Tabii Allah sizi birbirinizden ayırmasın. Amin hepimizi. Amin. Allah ağzımızın hep tadını bu çağdaştaki künefeler gibi yapsın inşallah. Hep böyle tatlı olsun. Sevgili değerli kardeşim Salih'ime, değerli eşine ve sevgili yavrularına bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı işler versin. 17. bir şubesindeyiz. İnşallah Allah 37. şubeyi de aşmayı bize nasip eder. Saygılar sunuyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bol kazanç versin inşallah. Salih'le Güngör varsa o iş zaten doğru ve düzgün bir iştir. Ama en güzel tatları burada yiyeceklerini, künefeyi burada yiyeceklerini biz garanti ediyoruz. Herkesi bekliyoruz. Peki tatlınız mı? Tattım. Ne ben demek? Yemememe rağmen çok yedim yani bugün. Spor yapıyorum ve yemiyorum güya ama yedim. Evet, karşıdan geldiniz. Sabah sabah tabii Katmer'i yediniz. Ya niye bu kadar açık verdin şimdi hocayla birbirimize? Çok ya nefis. Onlar zaten ispatlamış bu işin en hocam iyisini yaptıklarını. Hocam az yedi, bak hocam az yedi. Ya. Hocam bir sürü iki tepsiydi, az daha çalıştık bunu. Biriz bir sürü yani spor yaptı. Yani tatlıları yememek gibi bir şansımız yok. Elbette ki yedi yani. Hepimiz de yedik. Çok keyifliydi. Rabbim utandırmasın. Hayırlı uğurlu olsun kıymetli dostumuzun mekanı Çağdaş Künefe. Beylikdüzü'ne aslında çok güzel bir soluk ve nefes getirdi. İnsanların bu tatlıya ihtiyacı vardı. Doğru yerdeyiz. Siz de Beylikdüzü'nde oturuyorsunuz. Evet ben de burada. Elbette ki zaten açıldığı günden beri destekliyoruz. Geliyorum tabii. Niye gelmiyor kız? Evet yine yanımızda çok değerli sanatçımız Yağız var. Bakalım o ne söyleyecek. Vallahi ben ne söyleyeyim? Sevgili Salih Usta'yı zaten biz çok seviyoruz. Biz onu sevdiğimiz için buradayız. Bize vesile olan Latif Baba'ya da çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun Çağdaş Künefe. Tatlının her çeşidi burada var. Hele bir de hasırımız var. Sabahtan beri hasır yiyoruz. Hasır yiye yiye bir hal olduk. Özellikle hasır için buraya gelsinler. Abim benim hayırlı uğurlu olsun. Allah yar ve yardımcın olsun. Bu işler çok zor işlerdir. Biz de yaptık zamanda. Biz çok başaramadık. Ama zaten abim bu işte duayendir. İnşallah Allah abimin gönlüne göre versin. Sağ olun var olun. Hemen istedim. Evet. Ben baba. Evet. Yeni şuben hayırlı olsun bu arada. Bu arada ben şimdi ona değinecektim zaten. Şimdi bu tatlı, bu tat her yerde yenir. Şimdi Salih Baba'ya dedim ki her yerde bu tarafta sürekli şube açıyorsun. Bir tane de Ataşehir'i istiyorum ben. Ben o tarafta oturuyorum. O da dedi ki o zaman beraber yapalım. Çağdaş inşallah Ataşehir'de i̇nşallah. Açacağız inşallah. Yeni ortağım evet. Ben de. Artık Çağdaş Künefe'ye az önce karar verdik biz. Salih Yüce herkese kalbini açıyor abi. Yeter ki sen isteyin. Ya canımız o bizim. Valla biz... Biz sanatçı olarak yanımızdayız. Rahat olun. Açılış ekibi hazır zaten. Ekip hazır olduğu için şey de hazır, marka da hazır, lezzet de hazır. O zaman bir Ataşehir'e bir tane açacağız artık. Değil mi? Yani bu lezzeti her yerde tattırmalıyız. Ki zaten çok başarılı olursanız söz ben de sana bir lokanta açacağım. Devran İskender. Devran İskender. İskender. Vallahi biz güzel yere dükkan açtık. Sağım Künefe, soğum Tantuni. Böyle gideceğiz demek ki. Peki şunu söylemek istiyorum. Aynı. Geçen sene aynı kadro seni evlendirecekler. Ne oldu? Az kaldı. Ben sözümü tuttum. Ben başkaları gibi yarım bırakmam. Ben sözümü tuttum. 23 Nisan. 23 Nisan. Çocuk bayramında. 23 Nisan'da ben sözümün eriyimdir. İnşallah. Hiç şey yapmam. Yani dediğimi yapıyorum. İnşallah. İnşallah bekliyorum. Benim için anlamlı iki kere güzel bir gün. Birincisi Salih benim hem çok yakın memleketim oluyor. Hem de elit bir mekan açmış. Gurur verici bir şey. Ve birbirinden değerli. Hem güzel, Türkiye'nin en güzel sesli bayanları ve erkekleri burada. Sanatçı arkadaşlarım diye demiyorum. Yani bu gurur vesilesidir ve hem Salih'in adamlığına işaret eder, hem de yaptığı işlerin kalitesini bence bu insanlar bu kadar bu işin arkasında duruyorsa mutlaka bir kalite değeri vardır diye düşünüyorum. Ben Allah'tan hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman doğru işler yapmıştır. Sevgili Latif abimiz de hem kankası hem bizim dostumuz. Hem de bugüne öncülük yaptığı için ona da bir teşekkürü borç biliyorum. Allah inşallah
hayırlı bol kazançlar nasip etsin. Teşekkür ediyorum. İlk başta tabii ki hayırlı uğurlu olsun. Rabbim güzel kazançlar nasip etsin. Ama güzel olan şey insanların birbirine vesile olup güzel insanlarla tanışması. Burada da sevgili Latif abim bize vesile oldu. Salih abi biz tanıdık. Ama bu tanışma yeni değil. Yıllara dayanan bir tanışma. Her şeyden önce şeyi çok seviyorum. Şu grubu herkesin en iyi gününde ve en kötü gününde görebilirsiniz. Şu grup hiçbir zaman ayrılmadı ve her zaman olduğu yer, olması gereken yerde oldu. Bunun için bu grubu bozmayan bu arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ve bugün yine aynı grup sevgili Salih abim ve Güngör bizim çok değerlimiz ve iki tane böyle aslan yeni civan iş adamı bunlar. İnşallah böyle şubeleşsinler. Devran'a sıçrasın, Mustafa'ya böyle gitsin ki kısa bir süre sonra da Vakkas'ın yerini açacağız yan tarafta. İnşallah. Bugün de buradayız. Kalben buradayız. Dualarımızla buradayız. Ve ben şunu hissediyorum. Bunu yeni gelmiyorum ben buraya. Çok oldu geleli. Birkaç defa geldim gittim. Hep şunu hissettim. Burada başka bir hava var. Çok huzur veren bir hava var. Hem tatlı yiyorsunuz hem huzur buluyorsunuz. Sakın kilo alırım diye gelmemezlik yapmayın. Kilo almazsınız. Eğer dengelersiniz yemeğinizi kilo almazsınız. Tatlı da istiyor vücut çünkü. Vücudun tatlıya da ihtiyacı var. Ve yiyebileceğiniz en hafif tatlılar burada. Ve onu da o kadar güzel sunumlarla desteklemişler ki. Sunum çok başka. Sadece künefe diye bakmayın mevzuya. Gelin görün kararınızı kendiniz verin. Her şey gönüllerince olsun inşallah. Teşekkür ediyorum. Bana çok yakın bir yere açtığı için Devran. Benim evim tam karşısında. Tabii ben şunu söylemek istiyorum. Tabii birçoğunuz belki bilmeyebilir. Ben sürpriz olarak söyleyeyim. 20-25 gün sonra da Latif sağ olsun Latif abi hemen yan tarafta bir yerimiz açıyor. Ama şey değil. Tantuni. Evet. Ve çorba olacak. Çorba istiyoruz. O da bana yakın sağ olsun hepsini ben zengin edeceğim. Dileyin bol bol konserlere gideyim her gün geleyim ben Latif abi de. Çorbamı, tantunimi yiyeyim sonra geleyim tatlımı yiyeyim. Ben yakın olmakla hiçbir şey değiştirmez. Ben şuna inanıyorum ki burası dostların buluşacağı bir yer. Orası dostların buluşacağı bir yer. Sonra hep birlikte yine orada olacağız. Orada da olacağız. Orada kesinlikle. Ama ben bayanlara da Vakkas tantuni. Vakkas tantuni. Evet. Ama şu an Çağdaş Künefe'deyiz ve Çağdaş Künefe'ye bayanlar grup yapın gelin. Kahvaltıları süper. Müthiş bir kahvaltısı var. Kadın toplantılarınızı yapabilirsiniz burada. Tatlı gecelerinizi yapabilirsiniz. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Tekrar hayırlı uğurlu olsun inşallah. Babamıza bırakıyoruz. Salih abi maşallah. Evet abi herkes ayağına sağlık. Herkes hoş gelmiş. Hep başımız üzerinde yerleri vardır. Latif abi zaten bizim devamlı destekçimiz. Sonyu Karlı bizim devamlı destekçimiz. Abim benim destekçim. Burası aile bir yeridir. Demin dediğiniz gibi burası bir toplantı yerimiz oldu bundan sonra. İnşallah herkes gelecek. Burada toplantısını yapacak, künefesini yiyecek. Teşekkür ederim herkesin hayırlı emeklerinden dolayı. Hayırlı olsun inşallah. 25 gün sonra da... Evet 25 gün sonra da... Millet orada tantuni yiyecek. Orada tantuni yiyecek, burada künefesini yiyecekler. Bütün dostlarımız. Akşama da türkü dinlemeye gidecek. Bunları bilerek mi yaptınız yoksa? Bilerek tabii. Her şey bilerek oldu. Tesadüf değil yani. Bu bir... Yanlara da ben kapı açıyorum. Bravo. Abi ben Kenan Hanım'a hepinize teşekkür ediyorum. Ortak bir türkü alabilir miyiz? Önce Gelegan'dan da görüşlerle alasın. Biz sözü babaya bıraktık Latif Hanım. Sözü babaya bıraktık. Babanın üzerine söz olmaz diyor. Onlar babasının sözünden dışarı çıkmıyorlar. Evet öyle de sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Ortak bir türkü alabilir miyiz? Baba söylesin. Ne söyleyeyim ortak? Abi aşağı bunu bağlama mesela. Son gün söylesin. Yani. Evet. Kadayıf tepsi, tepsi getirdik bitti hepsi. Kadayıf tepsi, tepsi getirdik bitti hepsi. Gelin olacak kızlar isteyin çağdaştan şimdi. Gelin olacak kızlar isteyin çağdaştan şimdi. Afiyet olsun efendim. Ağız tadıyla yemeği nasip etsin.